Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Inkscape'te bir mockup tasarım örneği göstereceğim. Bu logoyu daha önceki videolarımda kendim çizmiştim, onu kullanacağım. Seçtiğim fotoğraf ise freepik.com'dan, onun da linkini videonun altına koydum. Layer and Obje bölümünde tişörtümü seçiyorum ve ona fotoğrafımın ismini tişört diye değiştiriyorum. Logo grafiğimin de ismini değiştiriyorum. Seçtiğim logoyu tişörtün üzerine getiriyorum. Onu şöyle küçültüyorum. Kırmızı renk kullanacağım. Green'in üzerinde kırmızı güzel duruyor. Bu mockup tasarımda yapmak istediğim tişörtün şu üzerindeki kırışıklıkların logonun üzerinde de görünmesini sağlamak. Bunu yapmak için bu fotoğrafın kopyasını alıyorum, kenara alıyorum. Buna da burada gölge diye bir isim vereceğim. Süzgeçler bölümüne gidiyorum bu fotoğrafım seçiliyken. Süzgeçler bölümünden renk, gri tonlama diyorum. Burada saydam bölümünün seçili olması gerekiyor. Bu fotoğrafın üzerinde yapacağımız işlemde sadece gölgelerin görünmesini istiyorum. Geri alanında da ise saydamlık olsun istiyorum. Saydam bölümünün seçili değilse gölgelerin haricinde kalan bölümde beyazlık oluşur. O beyazlık da bunun üstüne getirdiğimde hoş durmayacak. O nedenle saydam bölümünün seçili olması gerekiyor. Canlı ön izlemeyi de böyle aktif hale getirirsek ne yaptığımızı görebiliyoruz. Her fotoğrafta renkler farklı olduğu için buradaki kırmızı, yeşil, mavi ve açıklık bölümünü o fotoğrafınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Daha önce ben bu kırmızı, yeşil ve maviyi 1 olarak ayarladım. Açıklığı ise şöyle biraz azaltacağım. Şu alandaki gölgeleri istiyorum. Geri alan beni hiç ilgilendirmiyor. Onlar nasıl görünüyorsa ona bakacağım. Açıklığı şöyle biraz daha. Evet, bu kadarı yeterli. Benim fotoğrafım için -1.10 yeterli oldu. Uygula diyorum ve kapatıyorum. Sonra bu fotoğrafların ikisini birlikte seçip hizalıyorum. Logom gölge fotoğrafının altında şu anda. Burada katmanlar bölümünde de görebiliyoruz. Ve Bezier düğmesine geçiyorum. Bezier düğmesiyle sadece istediğim gölgelerin bulunduğu alanı böyle seçiyorum. Tişörtün altta bulunan şu bölümünde de ön etek ucunu böyle seçtim. Üçünü de birlikte seçip kopyasını alıp şöyle kenara alıyorum kopyayı. Aynı görünümü oluşturacağım ama farklı işlemle yapacağım. İki farklı işlemle yapacağım. Bu seçtiğim yeşil bölümü beyaz yapıyorum. Ve buna da bulanıklık veriyorum. Bu bulanıklık bölümünü süzgeçler bölümünden, bulanıklar tüy bölümünden de verebilirsiniz. Canlı ön izleme yapıp. Burada yaptığınız her şey şurada da zaten görünecektir. Fark etmiyor. Hangisinden istiyorsanız oradan yapabilirsiniz. Ben tüy bölümünden değil bulanıklıktan yapacağım. Beyaz katmanım %100 renkte. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü buna maske efekt vereceğim. Beyaz alan seçili. Alttaki griyi seçtim. Sağ tuşla maske ayarla diyorum. Ve şöyle bakın. Şöyle gölgeleri seçmiş olduk. Ctrl Z ile geri gidelim. Tabii ki böyle bu koyu bir halde görünmesi hoş değil. Şimdi ona Fill and Stroke bölümünden harmanlama kipi var. Orada karart efektini veriyorum. Karart efektini verdiğimde yine şöyle alayım. Bakın şöyle bir görünüm ortaya çıkıyor. Burada her fotoğrafta farklı görünebilir. Başka kaplama efekti gibi bir şey de verebilirsiniz. O tabii ki fotoğrafın görünümüne göre de değişir. Ama burada karart daha iyi. Mesela çoğalt var.
O da koyu yapıyor. Daha sonra onun şöyle opaklığını açabilirsiniz de. Öyle de olabilir. Fark etmiyor. Hangi görünüm hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Bu arada bu nesne bölümünden şu gölgedeki gölge katmanını kilitliyorum ve logomu seçiyorum. Logoyu seçtikten sonra onu şöyle şuraya alta alıyorum bakın. Logonun üzerinde logoyu en üste alırsam o gölge kayboluyor. Logoyu bir alta alırsam o gölgeyi görebiliyoruz. Gerçekten tişörtün üzerindeymiş gibi bir görünümde bu şekilde veriliyor. Biraz ben bu gölge bölümünü tekrar gölgenin tekrar kilidini açıyorum ve bu gölgeye ben karart efekti vereceğim. Karart olarak kalmasını istiyorum. Bunun koyuluğunu hafifçe kapatacağım. Opaklığını hafifçe açmak istiyorum şöyle. Burada logonuzu da şöyle logoyu seçiyorum. Logoya da hafif bir bulanıklık vereceğim. Çünkü logo çok net görünmemesi gerekiyor. Hafif bir bulanıklık veriyorum. Daha doğal bir görünüm oluşuyor. Yine aynı işlemi burada da farklı bir şekilde yapacağız. Yeşil olarak kalacak bu alan. Renk önemli değil çünkü. Kenarına gene şöyle fluluk veriyorum. Bulanıklığı verdim. Yeşil alanı ve alttaki gri fotoyu seçtim. Kırpmayı ayarla diyorum. Bu da aynı şekilde çalışıyor. O da yine bu şekilde bir görünümde oluyor. Sağdaki bölümde çoğaltı kullandım. Burada ise karartı kullandım. Burada da yine eğer logomuzu aşağıya doğru alırsak şöyle aşağıda gölgeler daha belirgin çünkü. En üste aldığımda logo bakın böyle görünüyor. Bir altı alırsam gölge logonun üzerinde görünüyor. Gene burada da logoya biraz bulanıklık vereceğim. Ve onu yeniden yukarıya şöyle taşıyorum. Farklı renklerde bir tişörte ya da objeye o renkleri değiştire değiştire kullanmak isteyebilirsiniz böyle bir logo tasarımını. O zaman ne yapabiliriz? Bir de öyle bir örnek göstereyim size. Fotoğrafımı kopyaladım. Fotoğrafımın üzerinde şu bezier düğmesiyle tişörtün bulunduğu alanı seçeceğim. Karart diyerek şöyle sanki bu tişörtün rengi böyleymiş gibi gösterebilirsiniz. Ya da aynı renkte de kullanılabilir. Şimdi bu logonun bir kopyasını alıyorum. Şöyle şu alana getirip bıraktım. Logonun rengini değiştiriyorum. Böyle farklı renklerde tişörtün rengini değiştirebiliyorsunuz. Hangi yöntem hoşunuza giderse onu kullanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.